Türkiye'de yaşayan halkın yüzde kaçı inandık dedikleri dinin kitabında yazan kurallara uyuyor? Yani kaçı Müslüman? O kadar yanlış bir soru. Bu kadar yanlış olabilir. Müslüman olmadık için kitabı okumuş olmaya da gerek yok. Kurallarına uymaya da gerek yok. Alakası yok. Müslümanlık bir kimliktir. Bir zümreye, bir kardeşliğe, bir ümmete ait olma duygusudur. Yani nasıl Türk olmak için ya da Alman olmak için bir kitap okumak ve onun kurallarına uymak gerekmiyorsa, dine mensubiyet içinde bir kitap okumak ve onun kurallarına uymak gerekmiyor. Önemli olan psikolojik, ruh, manen kendini o zümreye ait hissetmek. Bu birinci cevabımız. İkinci cevabımıza gelince, Kur'an-ı Kerim denilen metni okuyup da içinden ciddiye alınabilecek nitelikte bir tane Allah için kural çıkarabiliyorsanız, size altın gözlük şeyi ödülü vermek lazım. Çünkü Kur'an'daki her bir cümlenin birincisi anlamı belli değildir. Tefsir edile edile dibi şey yani cılkı çıkmıştır her cümlenin. İkincisi her bir anlamlı gibi görünen cümlenin tam zıddını savunan bir başka cümle bulabilirsin Kur'an'da. Yani yeryüzünde mevcut olan anlamlar spektrumunun tamamını karşılayan bir kitap. Zaten esnekliğinin ve kalıcılığının temel nedeni de bu. Anlamı belli değil çünkü. O yüzden kitabı okusalar da ve harfiyen uymaya teşebbüs etseler de çok başarılı olacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bir cümlede diyor ki ananıza babanıza saygı gösteriniz. Öbür cümlede diyor ki din yolunda eğer ailenize yahut da ananıza babanıza tabi olursanız siz lanetlenirsiniz. Şeytanın adamı olursunuz diyor. Al buyur seç. Sizin dininiz kendi kendinize, bizim dinimiz bize diyor. Ondan sonra diyor ki Müslümanlar şeylerle, gayrimüslimlerle asla dost olmayın. Onları sonsuz azap bekliyor. Onları yakacağız, onlara işkence edeceğiz. Seç beğen al. O yüzden Müslüman olmak için kitabı okumak ve anlamak gerekmiyor. Hatta bana öyle geliyor ki kitabı okumamak ve anlamamak daha iyi bir Müslüman olmanın temel şartı olabilir. Katolik Kilisesi yüzyıllar boyunca bu temel ilkeyi çok iyi benimsemiş. Demiş ki sizin İncil ve Tevrat, kutsal kitap okumanıza gerek yoktur. Zaten kutsal kitap sizin hiçbirinizin bilmediği bir dildedir, Latincedir. Biz onları okuyoruz, merak etmeyin. Dine bu işin profesyonelleri var. Size gerektiği kadarını söylerler demişler. Çok da akıllı bir iş yapmışlar. Doğrusu odur. Kutsal kitabın kutsal bir nesne olarak yüksek bir yerde olması lazım. Yukarıda durması lazım. Öyle ikide bir zırt pırt açıp da içini okuyup da sonuç çıkarabileceğini zannetmek bir ileri düzeyde bir kibir tavrıdır. Yanlış bir tavırdır. Çünkü yani teoriye göre en azından toplumsal yaşamı, dünyevi yaşamı ve manevi yaşamı tamamıyla yönlendiren ilkeleri içermesi gerekiyor bu kitabın. Oysa ki toplumsal yaşamı, devlet yaşamını, dini yaşamı, manevi ve bireysel ahlaki yaşamı yönlendirmek ve yönetmek dünyanın en zor işidir. Dünyanın en karmaşık işidir.
İçinden çıkılamayacak kadar zor bir iştir ve büyük eğitim gerektiren ve büyük mücadeleler gerektiren bir iştir. Anlamı belirsiz, çok esnek, anlamı her yer, nereye çekersen oraya giden bir takım bin yıllık metinlere bakıp bireysel sıradan insanların toplumu nasıl yöneteceklerine ve kendi yaşamlarını nasıl yöneteceklerine dair sonuçlar çıkarabileceğini ve doğru sonuçlar çıkarabileceğini zannetmek ahmak olmak demektir. Yapamazlar. Mümkün değil öyle bir şey. Onun için Katolikler demişler ki yok kardeşim okuma sen bu kitabı. Çok kutsal bir kitap. Sen elin değerse zaten kirlenir.